hanımefendinin kalan 30 lirasını benden çekin. Yok lütfen. Yani tanımadığım birinden para kabul edemem. Bir günlük borç sadece. Hem çocuklarınıza kelle paçanı sanmak da iyidir. Görüşmesi için gelmiştim ben. Siz osunuz. Evet, buyum. Biz ekonomi dergisinde çalışacak birine ihtiyaç duyuyoruz. Verileri inceleyecek, makale yazacak, derginin mizampajına nezaret edecek. Ben ekonomiyle ciddi ciddi ilgileniyorum. Yani parlak bir CV'niz yok ama diğer adaylar da umduğum gibi çıkmadı. Siz en azından yazmayı biliyorsunuz. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Bu arada tekrar tebrikler. Sürpriz evlenme teklifi alacaksınız ya. Yani bu kadar heyecanlı olduğunuza göre kabul edeceksiniz. Şimdi ben nişanlı sayılırım ya, nişanlı. Yüzük takmam gerekiyor mu eşek derken? Ay tabii ki takmak zorundasın. Patronuna yalan söylemişsin nişanlıyım diye. Daha deneme haftası bitmeden yalanın ortaya çıkarsa çok kötü olur, takacaksın. Beni aldattı derim o üçkağıtçı. Utanmaz arlanmaz adam beni aldattı. Hatta aynı anda ikimize evlenme teklif etti derim. Sergen Bey, günaydın. Günaydın. Sizden aldığım 30 lirayı teslim edecektim. Teşekkür ederim. Mutluluklar dilerim. Evlilik teklif edilmiş. Biz böyle Boğaz'da yemek yiyorduk. Sonra başımdan aşağı konfetiler yağmaya başladı. Konfetiler mi yağmaya başladı? Konfetim dedim ben, gül yaprakları. Sonra önümüzden bir tekne geçti. Üzerinde böyle kocaman seni seviyorum yazıyor. Yani nişanlınız bir eliyle yüzüğü tutup diğer eliyle gül yaprağı mı yağdırıyor? Hayır, birini tutmuş. Palyaço bile vardı. Palyaço niye vardı? Nişanlım palyaço. Ha. Ayıp mı? Size aşk olsun demek istiyorum ama patronuma aşk olsun demek uygun kaçmaz, bunu da biliyorum. Alt tarafı Cihan'a nişanlımın palyaço olduğunu söyleyerek espri yaptınız. Kendisi de sağ olsun kahkahalarıyla bütün ofisi inletiyor. Bakın, diğer sektördeki derginin başlıkları karışmış. Cihan'la onu konuşuyorduk orada. Kesin. Öyledir. Siz patronsunuz Sergen Bey. Patron dedikodu yapmamak. Hele bir çalışanın özel hayatının dedikodusunu hiç yapmamalı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben dedikodu mu yapmışım? Yani benim hakkımda konuşmuyordunuz. Hayır. Nişanlım hakkında da değil. Hayır. Bana gülmüyordunuz da o zaman. Yani özür dileyeceğim de kelimeler yetersiz kalıyor. Teessüf ederim. Pardon? Aşk olsun yerine böyle de diyebiliriz. Daha uygun olurdu.